temelde bir katkı sunmak benim için de çok kıymetli. Biz İmam Hatipleri geçtiğimiz yıllarda maalesef 90'lı yıllarda yaşanılan mağduriyetlerle anıyoruz. Ülke olarak büyük vakitler kaybettik. Hem İmam Hatipler özelinde hem de meslek liseleri özelinde maalesef kayıp yıllarımız oldu. Dolayısıyla çok şükür bugün o mağduriyetleri değil, bu okullardan mezun belediye başkanlarımızı, devlet adamlarımızı, iş adamlarımızı, ülkesine hizmet eden, ülkesini seven, insanını seven, manevi değerlere sahip mezunları ve yetişmiş insanlarımızı konuşuyoruz. Ne kadar şükretsek az. Son 22 yılda da Türkiye'de eğitim alanında çok büyük adımlar atıldı. Türkiye'nin dört bir tarafında çok büyük okullar yaptık. İnşallah şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'in önderliğinde Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle beraber özlediğimiz, hayal ettiğimiz, hak ettiğimiz yerlere inşallah hep beraber çok daha hızlı bir şekilde geleceğiz. Öyle mübarek bir günde aslında tarihe bir not düşüyoruz. Konya İmam Hatip de şehrimizin en önemli markalarından birisi. Tabii üzerinde çok tartışıldı, çok konuşuldu. Depremden sonra binanın yıkılmasına karar vermek herkes için çok zordu. Ama hepimizin amacı çocuklarımızı güvenli bir eğitim yuvasında misafir etmek. Konya'ya yakışır bir şekilde onların eğitimlerini tamamlamak. Ve nihayet gelinen noktada artık 64 ders diliyle bütün sosyal imkanların olacağı bir binanın yapılmasına karar verildi. İlahi ya Rabbel Alemin, bizi zatına layık kul, Habibine layık ümmet eyle Allah'ım. Yol alırken Müslümanca bir yaşam lütfeyle ya Rabbi, razı olduğun bir ömürle ömürlendir. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İftah lana hayral bab, iftah lana hayral bab ya Rabbel Alemin. Ya Allah, Bismillah. Selam senin.